geldiniz. Bu öğleden sonra saat 3.30. Bozyaka'da çok alışmadığımız bir durum bizim. Yani böyle seminerler, işte 3.30'da buraya gelip toplantı yapmamız. Dolayısıyla emeği geçen, başta başhekimimiz Nazif Bey olsun, diğer bütün herkese çok çok teşekkür ederiz öncelikle. Bana verilen bugün omurga travması ve görüntüleme ile ilgili beyin cerrahisi açısından nasıl bakıyoruz? Kısaca onu özetlemeye çalışacağım. Ben biraz tarihte meraklısıyım, beni bilen bilir. Oldukça da yani tarihe merakım vardır. Şöyle bir baktığımda omurga kırıkları aslında çok eskiye kadar dayanıyor. Yani Hipokrat'a kadar zamana kadar uzanıyor. Ve Hipokrat anstabil olan bir vertebra kırığının travmatik kuadriplejiye neden olduğunu ilk kez tanımlayan kişi. Yine baktığımızda eski Mısır yazıtlarında buna ait kayıtlar mevcut. Yani hiçbir şey yeni değil. Dolayısıyla hiçbir şeyin yeni olmadığını bize söyleyen bir diğer düşünür Galile. Yani etu simu ne demek istiyor? Ama diyor dünya dönüyor. Yine baktığımızda modern Türkiye'de gördüğümüzde Cemil Şerif Baydur hocamız ki ilk beyin cerrahisiyle ilgili neşriyatları, dokümanları olan, yayın olan bir kişi. Seminerin akışı içerisinde ben size genel bilgiler, omurga travmasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve mekanizmalar, tanı, üst servikal ve alt omurga travmaları cerrahisi, torakolomber omurga travmalar ve cerrahisi, omurilik travması ve sınıflaması, çocukluk dönemi omurilik travması, omurga ve omurilik travmalarında tedavinin hedefleri, hedefler ve gelecek. Yani sizi sıkmayacağım uzun gibi görünse de. Omurga travması ve görüntüleme de bana verilen konuda genel bilgilere şöyle bir baktığımızda bir beyin cerrahisi açısından yani bir beyin cerrah olarak omurga travmasına nasıl bakacağız, ne yapacağız biz diye bir soru sorulduğunda öncelikle tanıyı koymak, bizim işimiz tanıyı koymak. Lezyonu sınıflamak, stabilite, instabiliteye karar vermek, ileri tetkiklere karar vermek, tedavi ve izlem. Yani biz her şeyin omurgasını oluşturuyoruz aslında. Biraz daha inceledip baktığımızda genel bilgiler açısından bölgelere göre fraktür sıklığına şöyle bir araştırdığımızda, ben önceki konuşmacı arkadaşlar da biraz bahsetti. Üst servikal, alt servikal, üst torakal ve torakolomber ve lomber diye sıralama görebiliyoruz. Orta servikal bölge en sık travma bölgesi açısından 5-6. Torakolomber bileşke, torakolomber L1 görüyoruz. Üst servikal bölge C1-C2. Orta torakal bölge ise en seyrek olan bölge. Genel bilgilerde baktığımızda yılda 100.000'de 5. Yani bu aslında küçük bir istatistik rakam değil. En sonlara doğru biraz maliyetinden bahsedeceğim bu işin. Oldukça yüksek bir maliyete sebep oluyor. Yine biraz baktığımız, incelediğimizde genç erkeklerde sık 16-25 yaş arası özellikle gençlerin en aktif olduğu dönemler. Etiyolojisine baktığımızda trafik kazaları %50'nin üzerinde ki bizim ülkemizde bu bir facia. Düşmeler %20-30, spor yaralanmaları %10-20 ki yazın en çok gördüğümüz dalma yaralanması, sığ suya atlama ve ateşli silah yaralanması. Tabi bunlar görmek istemediğimiz görüntüler, yüksekten düşme, ağırlık altında kalma, şiddet eylemleri, bunu gezi eylemlerinde çok sık rastladığımız şeyler aslında, spor kazaları, yine çok sık gündelik hayatta gördüğümüz ev kazaları. Yani osteoporotik ve yaşlı hastalar yüksek risk grubunu oluşturuyor ki, şekilde de gördüğümüz gibi. Biraz patolojisine de eğildiğimizde, primer hasar var mı? Evet, olay anında ortaya çıkıyor. Akut kompresyon yani kemik, diz, hematom, gerilme, yırtılma, ısı şeklinde. Yine medüler yaralanmada sonucu belirleyen asıl faktör bildiğimiz gibi primer hasar. Sekonder hasar var mı? Tabii ki vasküler değişiklikler, elektrolit değişiklikleri, biyokimyasal değişiklikler, ödem, enerji metabolizması kaybı ve ATP azalması. Bizim için olmazsa olmaz omurga travmasında stabilite. Yani burada en önemli konulardan bir tanesi bu diyeceğim ama tabii ki karar vermek de zor stabiliteye. Yine kafa travmalı bütün olgular, bilinci kapalı olgular, politravmatize olgular, motorlu araç kazası kurbanları, vertebra mediler yaralanma riski taşıyor. Nörolojik defisite olan bütün olguların kolun ve vertebrası
instabil ve uygunsuz yapılacak her türlü girişim tabloyu ağırlaştırıyor. Yani biz kafa travmalı olgulara veya bilinci kapalı olan olgulara, yukarıda söylediğim gibi motorlu araç kazası kurbanlarına veya nörolojik depresi olan olgulara çok farklı gözle bakmayı bilmemiz gerekir. İsmet Hocam bunlardan biraz bahsetti. Hastanın acile gelinceye kadar olan pozisyonu bile çok çok önemli bizim için. Oradan taşınması. Yine hipotansiyon bizim diğer önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Ağrı ve anksiyetinin giderilmesi genel bilgi açısından yine önem verdiğimiz bir konu. Ve bizim için beyin cerrahi grubunun olmazsa olmazı ve herkesin, her beyin cerrahi asistanının bunun bilmesi gerektiğini anlamlardanım ben özellikle. Nörolojik muayene. Komplet mi, inkomplet mi lezyonlar açısından? Yani medulospinaliste mi, kauda epinada mı? Bunlar çok önemli. Yani sadece radyolojiyi al eline, ona göre karar verme dönemi bence çok böyle eski tabirle, yani şey, modası geçmiş şeklinde diyebilirim. Genel bilgilere nörolojik muayenesi açısından bakıyoruz. Servikal 5, torakal 1 ve L2 düzeyin tayini. Yine önemli bir şey, her ne kadar bu muayeneden kaçsak da gerçekten önemli bu. Perianal ve korunmuş kuyu bölgesi, bulbo kavernöz refleks, anal slipler tonusu. Baktığımızda motor ve duyu muayenelerini görüyoruz. Fleksiyon yaralanması, ekstansiyon yaralanması, bunlar daha çok bizim mekanizma açısından bilmemiz gereken şeyler. Servikal, torakal ve torakolomber bileşkede sık olduğunu bilmemiz lazım. Fleksiyon yaralanmasının. Ekstansiyon yaralanması ise servikal bölgede sık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aksiyel yüklenme ki servikalde suya balıklama atlama. Yani yazın özellikle çok sık gördüğümüz bir olay. Torakolomber bölgede yüksekten atlama, düşme, vertebra korpus kırığı. Rotasyonel yaralanmada ise genellikle fleksiyon, ekstansiyon yaralanma ile beraber facet subluxasyonu sık ve ankovertebral kırıklar diyebiliriz. Direkt grafinin, yani ben gerçekten modasını geçtiğine inanmıyorum. Direkt grafisiz bu tür şeylere yani önce bu yapılmalı diye düşünüyorum ki burada özellikle onu aldım. Fraktür dislokasyon saptanması 3 yönlü inceleme %93 oranında. Lateral grafi %75, AP grafi rotasyonel deplasman ve lateral dislokasyon için gerekli. Direkt grafilerde yanılgı oranı %23 ile 57. Yani yüksek bir rakam ama olması gereken, elimizin altında olması gereken şeyler. Teknik ve yorum hataları alt servikal üst torakal bölge açısından yorum hataları olabiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz lateral direkt grafide. Servikal travmalar açısından baktığımızda üst servikal travma, forma magnum C1 ve C2 bölgesini kapsamakta. Atlas anterior arkında avizyon fraktürü görüyoruz şekilde. Atlas posterior ark fraktürünü görüyoruz. Ekstansiyon teardrop fraktürünü görüyoruz. Ekstansiyon sırasında C2 vertebra korpus ön alt köşesinde oluşan avizyon fraktürü. Yine Jefferson burst fraktürünü görmekteyiz. Ki %50 olguda eşlik eden kırıklar var buna. Bizim beyin cerrahisi açısından en çok ilgilendiren kırıklardan bir tanesi de dens fraktürleri. Yani odontoid fraktürleri ki tip 1, tip 2, tip 3 fraktürleri var. Görüyoruz. Tip 1, tip 2, tip 3. Yine aksin travmatik spondilistesi dediğimiz Hegman fraktürü. Burada görüyoruz. Bunun da yine 3 tipi var. Tip 1, tip 2, tip 3. BTD nasıl görülüyor? Posterior eleman kırıkları ve C4 patlama fraktürü şeklinde. Servikal travmalarda tedavi olarak baktığımızda görüyorsunuz hemen yukarıdan aşağı cerrahi yok. Ne yapıyoruz? Servikal zorlanmalarda filadelfya boyunluk. Jefferson kırığı stabilse servikotorasik. Jefferson kırığı unstabilse halo. Yine odontoid kırığı tip 1 servikotorasik. Odontoid kırığı tip 2 ve tip 3 halo. Hegman kırığı stabilse somi. Hegman kırığı unstabilse halo. Cerrahi seçeneğimiz var mı? Biz beyin cerrahı olduğumuza göre elbette var. Ne yapıyoruz? Odontoid vidalama, C1-C2 füzyon, telleme, transartiküler vidalama, segmental fiksasyon, C2-3 füzyon, anterior-posterior, occipitoservikal füzyon. Görüyorsunuz burada bir odontoid vidalama. Yine devam ediyorum. Üst servikal omurganın rigid fiksasyonu bölgenin son derece hareketli olması nedeniyle problemli. Odontoid fraktürleri için direkt anterior vidalama tekniği uygun entikasyonla uygulandığında
C1-C2 ekleminde normal hareketin korunmasını ve hızla normal hareketinin korunması ve hızla normal yaşama dönüşü sağlamakta. Yine devam ediyorum. C1-C2 transartiküler vidaları veya poliaksiyal C1-C2 vida rot modifikasyonu yaklaşık %100'lük füzyon oranları sağlıyor. Burada görüyoruz yine bir başka servikal travmanın siperfleksiyon yaralanması. 5-6'da dislokasyon var. Görüyorsunuz. Direkt grafiği. BT, MR. BT'si posterior. Posterior yaklaşık. Sonuç. Özellikle rotasyon olmak üzere üst servikal bölgenin hareketi mümkün olduğunca korunmalı. Yani cerrahideki esas amaç bu. Kemik füzyona gereken önem verilmeli. Füzyon için otojen iliak kanat grafti tercih edilmeli. Yine bakar örneklerimiz. Posterior anterior yaklaşım. Asılmış adam tip 3 fraktüründe yine posterior yaklaşım. 37 yaşında erkek hasta. Trafik kazası. Sol tetraparesi olan. Genel bir tetraparesi olan bir hasta. Servikal grafide C4 patlama fraktürünü görüyorsunuz yine. Yine motor kazası nedeniyle akustik prohematom ve C5 dislokasyonu olan bir hasta. BTS. Yine gördüğünüz gibi anterior yaklaşım yaptığımız bir hasta. Diğer bir anlatacağım torakolomber omurga travmaları ve cerrahisi. Burst fraktürleri sık. Sıklıkla stabil. Torakolomber yaralanma sıklıkla 12-52 arası %75 kompresyon fraktürü şeklinde. Anterior kamalaşma sık. Posterior elemanlar sıklıkla normal. Faset fraktürleri ve dislokasyon daha az. Tüm spinal kırıkların %75-90 torakolomber bölgede, %10-20 patlama kırığı, %70-80 ile nörolojik defizit şeklinde. Üst torakal omurlar, torakal 2 ile torakal 11 arası. Burada bir takım sınıflandırmamız var. Bunlar detaylı bilgiler. Yine torakolomber bileşkede bizim çok sık kullandığımız deniz sınıflandırması var ki 3 kolon teorisi. Yani beyin cerrahisinin bir asistan arkadaşlarımız bizim bilmemiz gereken önemli teorilerden bir tanesi. Anterior, middle, posterior kolon şeklinde. Gördüğümüz gibi dislokasyon, omurilikte ödem ve kanama. 30 yaşında erkek, yüksekten düşme, bel ağrısı, nörolojik bulgu yok, kama, kompresyon fraktürü var. Yine üst torakal kompresyonu görüyoruz. 52 yaşında trafik kazası olan bir başka hastamız, torakal kanal içi kemik fragmanı var. Yine instabil patlama fraktürü olan bir başka olgu. Torakal 12 L1 fleksiyon, distraksiyon yaralanması olan, dislokasyon, ligaman yaralanması ve kemik iliği ödemi olan bir hasta. MR'ı ve direkt grafisi. Görüyorsunuz direkt grafiği. Yani önemli yani. Torakolomber ve omurga travmaları ve cerrahisi yine kort yaralanması, dislokasyon, rüptür ve AL ve FL rüptürleri önemli. Yine translasyonel kayma yaralanması, fleksiyon rotasyon tipi, AP grafiğinde rotasyonel komponent izleniyor. Yani istabil. Torakal 7-8 fraktür dislokasyon, anterior ve lateral deplasman. Aynı seviyelerde posterior elemanlarda her iki pedikülde parçalı fraktür. Görüyorsunuz cerrahisi. Bir takım kullandığımız enstrümanlar. Görüyorsunuz. Yine son zamanlarda minimal invazif cerrahi girişimlerde yaptığımız kifoplasti. Bir diğer bu konu başlığı altında anlatmamız gereken omurilik travması. Yani omurga travmasının içerisinde var fakat omurilik travması. Yıllık sıklığına baktığımızda 100.000'de 4-5. Yüksek yani. İstatistik olarak yüksek rakamlar. Majör travmada %2.6. Erkek ortalama yaş 33. %45 tam, %55 tam olmayan defisit şeklinde. Peki çoğu omurga yaralanmasıyla birlikte hem fizyopatisi olarak baktığımızda omurilik yaralanmasının mekanizması birinci hasar ve ikinci hasar. Biraz bahsettim bundan. Hızlı geçiyorum o yüzden. Burası önemli. Ödem saatler içerisinde başlıyor. Yani 8-12 saat sonra görülen klinik kötüleşmeden sorumlu. 3-6 gün arasında en şiddetli ve 9. günden sonra azalmaya başlıyor. Yerini santral hemorajik nekroza bırakıyor. Multi travma nedeniyle maskelenebiliyor bazen lokalize olan bölgede ağrı. Nörolojik defisit tam, komplet, tam olmayan yani inkomplet şeklinde. Bir takım bizim kullandığımız skalalar var. Yine hemodinamik instabilite var önemli olan. Burada arkadaşlar bahsettiği inkomplet tetrapleji, komplet paraplejiye, inkomplet paraplejiye, komplet tetrapleji şeklinde. Peki en sık yaralanan seviye C5, paraplejilerde ise en sık torakal 12. Bunları hızlı geçiyorum sınıflandırmaları. Anatomi zaten
çok detaylı bir şekilde anlattı arkadaşımız. Vasküler beslenme, beyin yaraları açısından nöroanatomi olmazsa olmaz. Yani ben buna önem verdiğim konulardan bir tanesi de bu. Etiyoloji, bildiğimiz şeyler. Spinal kord travmaların yaşlara göre dağılımına baktığımızda ise 16 ile 30 yaş, 15 yaş ve altı çocuklar, 60 yaş üstü ve diğerlerine bakıyoruz. Yani %50'lik grubunun 16 ile 30 yaş arasında toplandığını görüyoruz. Ve maalesef ülkemizde bu tam bir facia. Eğitim durumuna göre spinal kord travmaları, lise mezunu olmayanlarda %39.8, lise mezunu %49.9, ön lisans mezunu %1.6, lisans mezunu da %5.9, master ya da doktora da %2.1, diğerinde 0.7. Görüyorsunuz ki yani lise mezunu %49.9. Lezyon seviyesinin altında istemli hareketlerin kaybı, duyu ve sfinkter kontrolü kaybı, priapizm, hipotansiyon, bradikardi. Bir takım inkomple spinal kord yaralanmalarında sendromlar var. Bunu yine bahsedildi. Anterior kord sendromu, santral kord sendromu, transekonal sendromu, kardiyokinal sendromu ve spinal şok. Onları detaylıca anlatmayacağım. O yüzden hızlı geçiyorum yani. Zamanımız da az, yorgunumuz da. Şurada spinal şoktan bahsetmek istiyorum. Torakal altı ve üzerinde tam veya parsiyel yaralanmada ara refleksi, duyu kaybı, flas paralizi, flas mesane, rektal tonus kaybı, bradikardi, hipotansiyon, komplet lezyonlarda kötü prognoz, parsiyel lezyonlarda prognoz değişken olabiliyor. Hemodinamik olarak ne yapıyoruz? Normovolemik, normotansif, normotermik, normozmalar olarak izlenimin sağlanması önemli. Gerekiyorsa cerrahi dekompresyon ve veya stabilizasyonu ve füzyonun sağlanmasıdır. Benim önem verdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Yani özellikle bunu buraya biraz almamın sebebi bu. Çocukluk dönemi omurilik yaralanması. Her neyse bizim ihmal ettiğimiz, özellikle beyin cerrahi grubunun ihmal ettiği konulardan bir tanesi bu. Birazcık İsmet Hocam bahsetti. Gerçekten belirgin radyolojik anormalik olmadan omurilik hasarı. Bu çok çok önemli ve bizim pratikte aslında istatistik olarak çok görmüyoruz, sık görmüyoruz ama gördüğümüz zaman da yani çok canımızı yakan olaylardan bir tanesi. Bütün spinal travmaların %5'ini oluşturuyor. Ve travmalarda MR'ın neden önemli olduğunu gösteriyor. Hiperekstansiyon, hiperfleksiyon ve distraksiyon yaralanması. Görüyorsunuz şekilde çocuğun pozisyonlarını. Örnekler vereyim. 2 aylık erkek trafik kazası sonrası kuatriplejin. Servikal 7, torakal 1, komplet kord lezyonu. MR'larını görüyorsunuz. 2 aylık kız çocuğu. Düşme sonucu kuatriparezi ve servikal spinal kord ödemi. Yine 6 yaşında erkek düşme sonucu kuatriparezi, torakal kord ödemi ve hematomiyeli. Dikkat edin hepsi MR. 6 yaşında erkek düşme sonucu paraparezi, torakal kord ödemi. Görüyorsunuz tedavide de yaptığınız şeyleri. Aktivite kısıtlanması, hafif ve geçici nörolojik kayıp durumlarında 1-2 hafta korse ile immobilizasyon. Orta ve daha ileri nörolojik kayıplarda 3 ay korse ile immobilizasyon ve fleksiyon ekstansiyon grafikleriyle takip. Genel olarak toparlarsam, omurga ve omurilik travmalarında tedavideki ana hedeflerimiz 1. Şöyle diyebiliriz, kemik patolojisine yönelik stabilizasyonu sağlamak, omurilik patolojisine yönelik ise dekompresyonu sağlamak, antiödem ilaçlar, traksiyon, dekompresif cerrahi ve sekonder kötüleşmeyi önlemek. Tabii ki kortizon, lokal soğutma, bir takım naloksan, hiperbarik oksijen, mielotomi gibi teknikler var ama biz bunları pratikte pek öyle kullanmıyoruz açıkçası. Peki bizim diğer ilgilendiğimiz beyin cerrahisi açısından bizi ilgilendiren sorunlardan bir tanesi nedir diye sorarsanız parapleji ve tetraplejinin komplikasyonu. Bu da maalesef bizi ilgilendiren sorunlardan bir tanesi. Ne var burada? Solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları. Yani hidronefroz, pielonefrit, stres ülserleri ve giz kanamaları, paralitik ileus, fekal impaktusa bağlı obstrüktif ileus, yatak yaraları, spastite fleksiyon kontraktürü, mas refleksi. Eklemlerde kontraktürler, mesanede taş oluşması. Yine baktığımızda kuşkulu bir hasta hastaneye ulaştı. Gördüğümüz gibi airway, yine göğüs, sirkülasyon, omurga embolizasyonu, travma değerlendirmesi, 12 saat önce geldiyse metrik bir radyolojik ve acil radyoloji. Bunda İsmet Hocam bahsetti. Damar yolunu açmak, mesane sondası, işte hematokrit bakılması, peritoneum lavajı yapılması,
Ama bunların çoğunu atladığımızı düşünüyorum ben açıkçası bazen. Sıvı replasmanı, pelvis fini, bacakların sarılması, Trendelenburg pozisyonu ve ısı. Evet, şu son slaytıma geliyorum abi. Şimdi omurga yaralanmasının dışlanması kuşkulu olgularda hasta uyanık iyi ilişkiye giriyor. Nörolojik bulgu var mı? Omurlarda ağrı var mı? Omurlarda hareket kısıtlı veya muayenede bulgu. Klinik olarak omurlar normal mi diye bakıyoruz. Ve omurga travması kuşkusu belirliyor. Bu slayt özellikle koydum. Güvenlik varsayımlarımız nedir? Kafa travmalı her hastada, bilinç bozukluğu olan her hastada, multi travmalı her hastada, motorlu araç kazası geçiren her hastada, spor ve eğlence kazası geçiren herkeste, ciddi iş kazası geçiren her işçide, evde yüksekten düşen herkeste lütfen 10 millik yaralanması vardır demeliyiz. En azından buna şüphetmeliyiz. 10 millik yaralanmalı her hastanın omurgasında instabilite vardır ve omurganın travmadan sonraki her hareketi 10 milliye daha fazla hasar verecektir. Burada bilinç bozukluğu olanlarda bunu bahsetti arkadaşlar. Evet. Diğer en sonunda söylemek istediğim slide buydu. Konservatif bu kadar şeyi anlattıktan sonra konservatif bir yaklaşımda ortalama maliyet 11.261 dolar. Cerrahi ise ortalama 49.068 dolar. Çok zengin bir ülke değiliz biz. Kusura bakmayın. Dünyada ekonomik açısından 108.'yiz. Hedefler ve gelecek, koruyucu hekimlik, halk sağlığı, bilinçli toplum. Buna özellikle koydum. Yani ben yaptım bunu. Umut, unutkanlık, kader üçgeninde olan bir toplumun bilinçli bir toplum olması çok çok zor. Çok çok teşekkürler. Bunları yapabilmemiz için iyi bir ekip, iyi bir nörolojik girişim. Ayrıca gördüğünüz gibi bu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ışığından ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum.